Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir orta seviye gramer dersinde tekrar birlikteyiz. Unit 131. Sıfatlarla beraber prepozisyonların kullanımının ikinci dersindeyiz arkadaşlar. Adjective of, yani bir sıfatla beraber of ifadesinin kullanımını görelim. Afraid, korkmak, scared, korkmak, frightened, korkmak, terrified, korkmak. Bunlar bir şeyden korkmayla alakalı ifadeler arkadaşlar. Bunlarla birlikte of ifadesi kullanılır. Are you afraid of spiders? Örümceklerden korkar mısın? Bu afraid of'tan sonra isim gelir veya bir fiil gelecekse de onun isim hali gelir. Yani ama isim geleceğini bilin, aklınıza bu şekilde kalsın. Yes, I am terrified of them. Evet, onlardan korkarım. Şimdi de diğer of'la kullanılan ifadeleri, sıfatları görelim. Fond, bir şeye düşkün olmak. Proud, gurur duymak. Ashamed, bir şeyden utanmak. Jealous, kıskanmak. Envious, gıpta etmek. Gene kıskanmak diyebiliriz. Bunlarla beraber of kullanılır arkadaşlar. Why is he so jealous of other people? O neden diğer insanları çok kıskanıyor? Suspicious, şüpheli. Critical, kritik. Tolerant, tolere eden. Bunlarla beraber of ifadesi kullanılıyor. They didn't trust me. Onlar bana güvenmediler. They were suspicious of my motives. Benim motivlerim konusunda şüphelilerdi. Aware, farkında olmak. Conscious, bilinçli olmak. Bunlarla beraber gene of kullanılıyor arkadaşlar. Did you know he was married? Onun evli olduğunu biliyor muydun? No, I wasn't aware of that. Hayır, bundan haberim yoktu. Diğer sıfatlarımızı inceleyecek olursak, capable, bir şeye kabiliyetli olmak, incapable, bir şeye kabiliyetsiz olmak. Bunlarla beraber of kullanımını görelim. I am sure you are capable of doing the job well. Ben senin işini güzel bir şekilde, kabiliyetli bir şekilde yapabileceğine eminim. Yapabildiğine eminim. Full, bir şeyin dolu olması, short bir şeyin az olması anlamına geliyor. Short normalde kısa demek ya, ama short of ifadesi kullanıldığı zaman bir şeyin az olduğunu, olmadığını veya az olduğunu vurgular. Full of bir şeyin dolu olduğunu söyler. Amy is a very active person. Amy çok aktif bir kişidir. She is always full of energy. Her zaman enerji doludur. I am a bit short of money. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar, benim biraz param yok. Az param var demek istiyor. Can you lend me some? Bana biraz ödünç verebilir misin? Veya borç verebilir misin demek istiyor. Typical of. Bir şeyin tipik olmasından söylüyor. He is late again. Gene geç kaldı. It is typical of him to keep everybody waiting. Onun tipik hareketi herkesi bekletmesidir. Bekletmeye devam etmesidir gibi. Certain, bir şeye emin olmak. Sure, bir şeyden emin olmak. Certain, bir şeyin kesin olması. Sure, bir şeyden emin olmak. Bunlarla beraber about da kullanılır, of da kullanılır arkadaşlar. I think he is arriving this evening. Ben onun bugün varacağını düşünüyorum. Varıyor olacağını düşünüyorum. But I am not sure of that. Fakat bundan emin değilim. Veya I am not sure about that de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi adjective ile beraber, yani bir sıfatla beraber at, to, from, in, on, with, for preposisyonların kullanımını görelim. Good veya bad veya brilliant. Brilliant zekice demek arkadaşlar. Better daha iyi demek. Hopeless bir şeyden ümitsiz olmak demek. Bunun gibi sıfatlarla beraber at'in kullanımını görelim. I'm not very good at repairing things. Malzemeleri, alet edevatları tamir etme konusunda iyi değilimdir diyor. Be good at bir şeyde iyi olmak demektir arkadaşlar. Bununla beraber etin kullanıldığını gördük arkadaşlar. Married veya engage to ile kullanılır. Yani birisiyle evli olmak, birisiyle nişanlı olmak. Luz is married to an American. Luz bir Amerikalı ile evli. Fakat Luz is married with three children dediği zaman o evli ve 3 çocuğu var anlamında kullanılıyor. With three children, with someone olmaz. Yani married to
An American birisiyle evli olduğunu vurgular. Married with three children da evli ve üç çocuğu var anlamında kullanılır. Yani bu arada bir fark var. Similar to, bir şeye benzer olmak. Your handwriting is similar to mine. Senin el yazın tıpkı benimki gibi, aynısı gibi. Çok benzer demek istiyor. Şimdi arkadaşlar, different from ve to, different to arasındaki bağı görelim arkadaşlar. The film was different from what I expected. Film benim umduğumdan daha farklıydı. Differently from kullandı. Ama aynı şekilde different to'yu da söyleyebiliriz. The film was different to what I had expected. Film benim umduğumda daha farklıydı anlamına kullanılıyor. Interested in, bir şeyle ilgili olmak. In kullanılıyor burada. Are you interested in art? Sanatla ilgili misin? Keen on, bir şeye düşkün olmak. We stayed at home. Chris wasn't keen on going out. Biz evdeydik, evde kaldık. Chris dışarı çıkma konusunda ilgili değildi, düşkün değildi. Yani öyle bir şey yapmaya ilgili değildi vurgusunu yapıyor. Dependent on, bir şeye bağlı olmak. I don't want to be dependent on anybody. Kimseye bağlı olmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok preposisyon var. Bunların her birini ezber demeyelim arkadaşlar. Bunları böyle aşina olmanız gerekiyor. Yani interested ile beraber in'in kullanıldığını vurgulayacağız. Yani aklımızda kalmasını sağlayacağız. Bunları da daha çok okumayla olur. Ve bu şekilde benimle beraber örnekleri tekrar ettiğiniz zaman olur. Bu örnekleri de kendiniz verirseniz arkadaşlar, kendinize farklı örnekler verirseniz bunlar daha kalıcı olacaktır. Çünkü zihin örneklerle beraber daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Daha iyi tasnif edecektir arkadaşlar. Crowded with, kalabalık olmak, kalabalık olmak. Neyle kalabalık olmak? People ve benzeri şeylerle kalabalık olmak. The streets were crowded with tourists. Caddeler turistlerle doluydu. Turistlerle kalabalıktı anlamında kullanılıyor. Burada but full of tourists, yani the streets were full of tourists de diyebilirsiniz yani. Bu da aynı şekilde kullanılıyor. Bir de packed with var. Packed. Paketlenmiş gibi düşünüyor ya arkadaşlar. Yani bir şeyle dolu olmak demektir. Packed with tourists de diyebilirsiniz yani. The streets were crowded with tourists. The streets were packed with tourists. Tıka basa doluydu gibi anlamına gelir. Famous for, bir şey için ünlü olmak, bir şeyle ünlü olmak. The Italian city of Florence is famous for its art treasures. Yani Floransa şehri, İtalya'nın Floransa şehri neymiş arkadaşlar? Sanat hazineleriyle ünlüymüş. Bir konuda ünlü olmak anlamında geldiği için de arkadaşlar neyle ünlü olduğunu famous for'dan sonra kullanıyoruz. Yani sanat hazineleriyle ünlü olduğunu vurgulamak için o for'dan sonra bu ifadeyi getiriyoruz arkadaşlar. Yani I am famous for my handwriting. Ben el yazımla ünlüyüm derken burada da aynı şekilde vurgu yapabilirsiniz. Famous for biraz şey olduğu için bunu biraz daha üzerinde durmak istedim arkadaşlar. Responsible for, sorumlu olmak. Bir konuda sorumlu olmak. Who was responsible for all that noise last night? Bütün bu sesten kim sorumluydu? Responsible for. Burada yalnız şunu karıştırmayalım arkadaşlar. Response bir şeye cevap vermek demek normalde. Cevap vermeyle bu responsible arasında hiç bağ yok gördüğünüz gibi. Responsible bir şeyden sorumlu olmak. Onun sorumlusu olmak anlamında kullanılıyor. Örneğimiz de zaten bunu şey yapıyor, vurgu yapıyor. Bütün bu sesten sorumlu olan kimdi anlamında vurgu yapmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bu sıfatlarla beraber preposyonların kullanımı phrasal verbs tarzına giriyor artık arkadaşlar. Yani bu tarzdaki ifadelerini listeler yapıp ezberlemek yerine bunları örnekler olarak sizler de kendi örneklerinizi vererek aklınıza kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Zaten filmlerde çok rastlıyorsunuz. Haberlerde de çok rastlarsınız. Bu okuduğunuz okuma parçalarında zaten ben örnekleri mümkün olduğu kadar fazlasıyla vermeye çalışıyorum. Bunları önemli olan kalıcı hale getirmemiz lazım ama bu bizim bir gerçeğimiz. Bunlar çok yaygın olarak kullanılan ifadelerdir.
Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.